Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı müjde. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Türkiye genelinde 2000 liranın altında borcu yüzünden icraya maruz kalan 5,5 milyon vatandaşın borcunu devlet olarak biz üstleniyoruz ve onlara icra takibini durduruyoruz. İlk duyduğunuzda güzel bir müjde olarak geliyor. Tabii ki yapsınlar, güzel bir şey. Ama aynı zamanda bu müjdenin içerisinde ne gizli? 20 senelik AK Parti iktidarının sonunda bu ülkede 5,5 milyon insan 2000 liradan daha düşük bir borcu ödeyemeyecek duruma geldi. 2000 liranın altındaki bir borcu ödeyemediği için icra ile karşı karşıya kalma durumuna gelmiş 5,5 milyon vatandaş, çoluğuyla çocuğuyla ailesiyle bu 20 milyon insan yapıyor. İşte borcu esaretin bir diğer ispatı. 2000 liranın altındaki borçtan bahsediyorum. İşsiz kalmak. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı utanmadan sıkılmadan işsizlik var diyorsunuz. Ne işsizliği ya diye bize kızıyor ama rakamlar onun tersini söylüyor. Bakınız kamu kurumları geçen hafta 455 kadro için iş ilanı açtılar Türkiye genelinde. 455 kadro için başvuran sayısı kaç biliyor musunuz? 113.812 kişi başvurdu. 455 işçi alınacak. 113.812 kişi başvuruyor. Hani işsizlik yok? İşsizliğin olmadığı bir ülkede böyle bir başvuru mu? Açılan kadronun 250 misli insan başvuruyor. Birkaç örnek vereyim. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 6 tane temizlik görevlisi alacak. 3.183 kişi başvuruyor. Sağlık Bakanlığı 19 temizlik görevlisi alacak. 17.086 kişi başvuruyor. 2000'den fazlası üniversite mezunu. Hani işsizlik yok? Sağlık Bakanlığı 6 tane şoför alacak. 4089 kişi başvuruyor. Şanlıurfa'da 60 temizlik işçisi alınacak. 53.224 kişi başvuruyor. 60 temizlik işçisi için 53.224 kişi başvuruyor. Urfa'da, Doğu'da, Güneydoğu'da bu işsizlik daha büyük bir felaket. Bu rakamda, bu oranda zaten bunu gösteriyor. Yine Şanlıurfa'da 3 şoför alacak, 6.017 kişi başvurdu. Bir kadroya 200 misli başvuru. Yine TESK'in açıkladığı bilgiye göre 2022'nin ilk 8 ayında 60.000 esnaf kepenk indirdi, iflas etti, kapandı. 60.000 esnaf. 8 ayda 60.000 esnafın kepenk indirmesi demek, aylık ortalama 7.500 esnafın kepenk indirmesi demek. Yılda 100.000 esnafın kepenk indirmesi demektir. Bir esnafı bir kişi olarak düşünmeyin. Ailesi var, çocuğu var, çırağı var, yanında çalışanı var. Bu da doğrudan doğruya işsizliğe bir katkı olarak maalesef ortaya geleceği. İşte Erbakan hocamızın feraseti. Elbette ki bunları anlatırken haklı çıktık, ne iyi oldu demiyoruz elbette. Üzülüyoruz. Neden milli görüşten uzaklaştık ve neden bunlara da uçar olduk? Aç kalmak, işsiz kalmak ve borca esir olmak. Bakınız şimdi bu acı tablo ortadayken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika'da bir Amerikan televizyonuna röportaj veriyor. O röportajda daha geçen hafta benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Benim vatandaşım istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor. Ama Amerika'da bile bugün raflar boş. Fransa'da raflar boş, Almanya'da raflar boş. Buradan diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanım, evet Amerika'da, Avrupa'da, Almanya'da raflar boş. Bizde raflar dolu ama bizde de cüzdanlar boş, cüzdanlar. Mesele cüzdanları doldurabilmek. Vatandaşın alım gücünü arttırabilmek. Cüzdanlar boş olduktan sonra, alım gücü olmadıktan sonra bütün raflar dolu olsa ne olacak? Anadolu'yu geziyoruz. Büyük şehirlerin ortasında. Kayseri'de, Gaziantep'te. Ben peynir alamıyorum diye önümüzü kesiyor vatandaş. Çocuğun kuru yemiş istedi, fındık fıstık istedi, alamıyorum diyor. Fıstığın kilosu 200 lira, 300 lira oldu. Eti zaten unuttuk diyor. Artık tavuk da zaten lüks hale geldi. Anadolu'yu geziyoruz, et döner diye bir şey kalmamış. Her yer tavuk dönerle dolmuş. Et çok lüks bir ürün. Kişinin
peynir, süt artık lüks oldu, meyve, sebze lüks oldu. Domatesi, salatalığı, biberi bile alırken hesap yapmak mecburiyetinde kaldı. Raflar dolu olsa ne olacak? Neden böyle? Neden halkın cüzdanları boş? Çünkü bu iktidarın beslediği dört tane canavar var. O canavarlara yetiştirmek için parayı, millete para kalmıyordu onun için. Neymiş o canavarlar? Rahmetli Erbakan hocamızın Refah Partisi döneminde çizdirdiği karikatürler vardı. Enflasyon canavarı vardı, yeşil. Dinozor gibi, böyle ejderha gibi. Bizim de şimdi aslında bu dört tane canavarı çizdirmemiz lazım. Birinci canavar faiz canavarı, faiz. Kaynak bulamamış. Onun için borç almış, o borcun faizini milletin sırtına yüklüyor. Bu sene ne kadar faiz ödeyecek? 329 milyar lira faiz ödeyeceğim. Devletin, hükümetin bir senede ödeyeceği faiz 329 milyar lira. 5 tane holding, bunlara yap işlet devlet projelerinden garanti ödemesi yapacak. Bunlar ne kadar? Bir senede 70 milyar lira. Kur korumalı mevduat hesaplarına ödeme yapacak. Bunlara ne kadar? Bir senede 100 milyar lira. E bunlar bir 50 milyar lira da israf yapsalar ki çok rahat yaparlar. Bugüne kadar yaptıkları, yapacaklarının teminatı. Topladığınız zaman yıllık 550 milyar lira fatura çıkıyor. 550 milyar. 550 milyar lirayı sen 4 tane canavara verdiğin zaman emekliye, esnafa, çiftçiye, köylüye, memura para kalmıyor, imkan kalmıyor. EYT'liye, atanamayan öğretmene, vekil imamlara para kalmıyor, imkan kalmıyor. 550 milyar lira. Şimdi bir de gece gündüz reklam yapıyorlar. Efendim Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapıyorum. 500 bin konut yapacağız. Sanki bedava veriyor. Öyle bir anlatıyor ki. Yapıyorsun güzel, eline sağlık. Peki bu 500 bin konutu yaparken 2+1'lerin maliyeti ne kadarmış? 608 bin lira. Kendisi resmi olarak açıklıyor TOKİ. Tanesi 608 bin lira olan bu 2+1'lerden bir senede faize verdiğin parayla tam 540 bin tane alabiliyorsun. 540 bin tane. Ne demek bu? Bir senede faize verdiğin parayla o 500 bin konutu sen bu millete bedava dağıtırsın. Bedava. Düşünebiliyor musun? Kur korumalı mevduata bir senede verdiğin parayla o 2+1'lerden 160 bin tane alınıyor. 160 bin. Bir de bu dört canavara verdiğin toplam parayı düşün. 550 milyar lirayı düşün. 500 bin konut değil, 1 milyon konutu bedavadan verirsin bu halka. Buradaki mesele ne? Buradaki mesele önce millet anlayışına mı sahip olacağız? Yoksa önce imtiyazlılar anlayışına mı sahip olacağız? Önce millet anlayışına sahip olursan Cenab-ı Allah imkan vermiş, kaynak vermiş. Türkiye zengin bir ülke. O zaman paylaşımda adaleti sağlarsın. O zaman da milyonlarca dar gelirinin alım gücünü, refah seviyesini arttırmış olursun. Aynen 54. hükümette Erbakan hocamızın yaptığı gibi. 11 ayda çiftçinin, memurun, emeklinin, işçinin hepsinin yüzü güldü. Halen daha Türkiye'nin dört bir yanında o 11 ayı anlatıyorlar. Halen daha Erbakan hocaya, milli görüşe dua ediyorlar. Adil düzen, adil. Adil güzel.